Merhaba herkese iyi akşamlar. Otokar günlük grafik. Şimdi otokarı geçenlerde soran arkadaşlar vardı. Şöyle ifade edeyim. Bir önceki videoda <laughs> zannederim 4 Mart'ta çekmiştim diye hatırlıyorum. Neresi? Şurası. 4 Mart. Düşen trendin altında izliyoruz bir süredir. Hatta uzunca bir süredir sayılır. 8 Ocak'tan bu yana otokar devamlı aşağı yönlü süzülüyor. Aslında burası bir dağıtım alanı olarak kabul edilir. E, tam olarak yat, yatay olsa daha doğrusu bir yataya bağlayamadı ama bağlayacak gibi duruyor artık. Tepede dağılır. Yani işlem görür. Alışverişler devam eder. Öyle bir alanda. Bir önceki videoda e, 417'nin üstüne çıkmadıkça yükseliş inandırıcı olmaz e, diye söylemiştim. Şimdi bu hafta işler biraz daha iyiye gitmeye başladı. Düşen trendin üstünde iki kapanış aldık. Ya işte böyle düşen trendin üstünde 2-3 kapanış arayacaksınız bu tür durumlarda veya bir önceki tepenin mutlaka geçilmesini gözlemek gerekir bazen. Şunu bir kaldıralım. Şimdi e, bir, bir kapattı. E, bir tane pullback geri aldı. Şöyle geniş gösterirsem. Geri aldı. 20 günden destek alıp tekrar yukarı gitti. Aslında aşağıdan ufak ufak bir trend yapma çabası var. Şunu onun için e, bir kaldırıyorum. Şimdi biraz yatayda izleyeceğiz kağıda. Şu an durum bu. Ee, 417 geçilmeli. Yani 417 geçilmeden sağlıklı olarak hatta 434'e doğru bir hareket olmadan bu hala tam olarak bir yükseliş trendi sayılmaz. Yani bir yataylık anlatan bir tablo devam etmiş olur. Aslında üst tarafı da şurası. tabi yatay alındırsa. Niye 434'e çiziyorum onu da söyleyeyim. Üstünde bir tane kapanış var. O da bir... Ee, aslında bu atuza tek kapanış olduğu için onun için şuradan alıyorum. Biraz e, hafif biraz daha aşağıdan. Hatta 433-32'den de alınsa olur ama 1-2 liranın çok bir önemi yok e, otokar için. Olumlu göstergeler var. Yani 5-20 kesişimi olmuş mu? Bakıyoruz. Olmuş. E, iyi Ne güzel. 5 20 kesmiş baktığınız zaman hacimli bir 2-3 gün geçiriyor. Yani satıcı satıcılı günde de biraz hacim vardı ama şu özellikle hissenin yukarı gittiği 2 günden bahsediyorum. Oldukça hacimli. Ama yani 400'ün üstünde de satıcı boş durmuyor. O bize onu anlatıyor. Bir denge hali var aslında. Makdi tekrar bir e, yavaş yavaş al vermeye başladı. Yani yukarı histograma bir yeşil koydu. Yukarı bir hareket veriyor. RSI yukarı hareket veriyor. Bunlar olumlu tarafları. Ama fiyat hareketi yeterli mi diyorsanız yani yükseliş için tabii o yetersiz. Yani bir momentum var inkar edilemez. Fakat şu 400'ün üstünde bari hiç olmazsa tamam anladık hani 417'yi geçemiyorsun da. E, bir 400'ün üstünde kapanışı ver artık ya. Yani bu kadar gidip gidip hani 400 demeyin bana 402 de kapattı diye söylüyorum 2-3 liranın bir önemi yok. %1 etmez. 2-3 lira ama bir kalıcılık yani şöyle biraz daha kararlı adım olması lazım otokarda. Dolayısıyla en nihayetinde de bu hareketin sürdürürse şu 417'yi de bir atarsa 433'ün üstüne çıkışı izlemeye başlayacağız. Yani 433 kırılıyor mu? Kırılmıyor mu ki en çok satıcının geldiği alanda 433 kırılıyorsa artık niyetler büyük ihtimal piyasa o takarı yukarıda fiyatlamaya çalışıyordur diye e, düşünürüz. Destek belli. Şunu bir arkadaşlar 200 gün yapayım. Başka bir şeylere bakarken değiştiriyorum. Böyle kalıyor. Sonra fark etmezsen bilgiyi de yanlış veriyorum. Üstelik. Onun için dikkatimi çekmişken hemen <laughs> değiştireyim. E, ne diyorduk? Destek belli. Yani burada 350'ler hala en azından yani son e, bir buçuk aydır falan otokar için bir alım fırsatı oluyor ve piyasa oradan otokarı açıkçası topluyor. Ha Bu bir dahaki değişimde olur mu? E, olur ya geri giderse 350'ye temas edince alım gelir mi onu bilmek imkansız. Ama ekstrem bir e, böyle sıra dışı şartlar yoksa eğer işin içinde yani borsa komple yıkılıyordur da bilmem ne oluyordur. Işte dış etkenler vardır falan. O zaman tamam bir soru işareti ama Normal trendinde bir harekette 350 civarları e, açıkçası kuvvetli bir destek olarak beklenir. Kırılırsa da 333 lira e, diğer bir destek alanı. Şu an 50 gün 391 yani 50 günde artık geldi. E, hep anlatıyorum. Otokarda da kes, anlattığımı hatırlıyorum yani eski videolarda bilmiyorum dinleyenler vardır arada belki. Şu 50 gün bir mıknatıs yani fiyatlar e, 50 günün etrafında döner diye boşuna. E demiyoruz. Sadece ben değil yani bütün teknik analizciler bunu söyler. E çok kopmuştu otokar 50 günden. Artık oraya tekrar kavuştu. Dolayısıyla yukarı doğru bir hareket yaparsa bir ısınmadan çok da söz etmek mümkün olmaz. E bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Ya şu dikkatimi çekti bir de e tabi RSI 85'te ben buna kendim yani bilmiyorum başka söyleyen de vardır yukarıda soğuma diyorum. Bu yaptığı işleme. Yani ne demek yukarıda soğuma? kar e çok arttı. Yani karlılık arttı. Hissede bir kar realizasyonu olması gerekiyor. Biz genelde bunu aşağı doğru görürüz. Yani fiyatlar oldukça aşağı gelir. Ee, o zaman hani hisse çok böyle acımasızca satılıyor işareti verir o. Ve biraz daha düşmesi beklenir. Otokarda tabii güzel olan bir şey varsa o da böyle çok fiyatlar aşırı aşağı gelmeden çok alt seviyelere gelmeden RSI çok dip seviyelere geldi. E bu da yani e, zaten piyasanın otokarı desteklediğim bir şey. Genellikle bu tür hisselerde böyle oluyor. Yani yukarıda soğuyorlar. E, ve yollarına devam edecekse bile avantajlı bir şekilde devam ediyorlar. Yani niyet otokarı aşağı çakmak değil yatırımcıda. Onu anlatıyor bize kısacası. Çok uzatmayayım. Söylenecek başka bir şey e, yok herhalde. Yani iyiye dönmeye çalışan bir tablo var. Özetle bunu takip etmek lazım ve özellikle dirençleri. Yani bu 317 civarını işte görüyorsunuz ne zaman uzansa şöyle 300 değil özür dilerim 417. Ne zaman uzansa fitiller biraz uzun yani orada satış baskısı. Asli olarak da bu 440 hatta 450'nin üstünü takip etmek gerek. Herkese iyi akşamlar.